Peki Habib Hocam, kalp ile olan hastalarımız öncelikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ve tabii kalp ile olan hastalarımız şöyle de düşünebilirler. Çünkü bu kılcı kalp pili. Acaba pil biter mi? Bitmeye yakın o süreci nasıl takip edecekler? Çünkü çok hassas bir süreç bu. Bununla ilgili de izleyenlerimizi nasıl bilgilendirirsiniz? Öncelikle kalp pili olan hastalarımızın dikkat etmesi gereken birkaç husus var. İmplantasyonu yani pil takılmasını takip eden birkaç aylık periyotta kolunu omuz hizasının üzerine kaldırmamasını az önce de ifade ettik. İlk bir hafta 10 günlük süreçte hijyen ve yara bakımı konusunda bir takım önerilerimiz oluyor. O bizim kontrolümüzdeki bir şey. Birkaç günde bir pansumanlı yapıp daha sonra dikiş varsa alınması gerekiyorsa onları bir haftalık 10 günlük süreç içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bunlar bizim ve hastanın ortak dikkat etmesi gereken hususlar. İyileşme süreci bittikten sonra, hastamız artık evine tam olarak gittikten sonra, kontrol süreleri de erken kontrol süreçleri de bittikten sonra hastamızın sadece dikkat edeceği husus elektromanyetik gürültü diye ifade ettiğimiz cep telefonu, bir takım mikrodalga fırınlar, X-ray cihazları, MR gibi pilin fonksiyonlarını etkileyebilecek ve hastanın zarar görebileceği hususlarda dikkat etmeleri gerekiyor. Burada elbette cep telefonunu hastamıza yasaklamak gibi bir durum söz konusu değil. Cep telefonunu mümkünse, biz genelde pili sol kola, sol omuz bölgesine taktığımız için genellikle sağ taraftan, sağ eliyle kullanmasını öneriyoruz. Önerimiz temelde bu. Elbette telefon konuşma süresini kısa tutmasını, diğer insanlara göre biraz daha kısa tutmasını, bu konuda biraz daha hassas olmasını öneriyoruz. Elbette X-ray cihazlarından geçerken pil kartını gösterdiği takdirde X-ray cihazlarından geçmeme şansı var. Havaalanlarında, bir takım kurumların girişlerinde. Bu anlamda bir kolaylık sağlayabilir kendisine pil kartını yanında bulundurması. Onun dışında da 6 ayda bir, yerine göre ihtiyaç duyulursa daha kısa periyotlarla da kontrol önerebiliriz ama genel olarak 6 ayda birdir. Bu firma tarafından ilgili pil firmasının kontrol cihazı var. Biz onu temin ediyoruz kontrol sürelerinde. O pil kontrol cihazını kullanmak suretiyle pil kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Şu endişe hastalarımızda var. Pilim acaba bir anda biter mi? Evet. Sanki pili bitmiş bir oyuncak gibi yığılıp kalır mıyım? Böyle bir korku ve endişe ne yazık ki var hastalarımızda. Ama böyle bir hadiseye ben hiç rastlamadığımı söylemeliyim. Çünkü pil hastası zaten bilinçli bir kalp hastasıdır. Öyle olmak durumundadır. Takip eden hekim de pil kontrollerini elbette organize eder. 6 ay aralıklarla hem pilin batarya ömrü, hem pilin diğer fonksiyonlarının iyi gidip gitmediği, gerekli müdahalelerin dışarıdan yapılması şeklinde hastamızın takibi yapılır. Diyelim ki pilin farklı bir fonksiyonunun etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu hastamıza pil kontrolü sırasında rahatlıkla bu fonksiyon eklenebiliyor. Tamamen elektronik cihazlar olduğu için dışarıdan bu müdahaleler yapılabiliyor. Bir fonksiyonun ortadan kaldırılması gerekiyor mesela. Hastaya ihtiyaç yok artık, öyle düşünüyoruz. O fonksiyonun devre dışı bırakılması gayet rahat bir şekilde söz konusu. Pilin ömrü de zaten işte 5 ila 10 yıl arasında seyir gösteriyor. Bu 5 ila 10 yıl arasındaki seyir de bugünden yarına olmuyor elbette ki. Yani pil bitecekse 6 ay önceden alarm süresi var. 6 ay önceden hastamızın kontrolünde cihaz bize diyor ki 6 ay ömrü kaldı. Bu 6 aylık süre hastanın uygun olduğu bir aralıkta gelip pilini değiştirme şansı var. Bu pili değiştirmeden kastım da bahsetmiştim. Kablo ve batarya bölümleri var pilin. Biz sadece bataryayı değiştiriyoruz. Yani pilin ömrü bitmişse buradan kesi yaptığımız yerden ikinci bir kesiyle o bataryayı kablodan ayırıyoruz. Yerine yeni bataryayı takıyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Yani yaptığımız şey bu. Bu yarım saati aşmayan bir işlem aslında. Pilin jeneratör değişimi, batarya değişimi çok daha kısa sürüyor anlayacağınız.
Yine enfeksiyon sürecini kontrol ettikten sonra o mevzu kapanıyor. Ve 1-6-7 yıl veya 10 yıl pilin ömrüne göre, çeşidine göre, hastanın pile ihtiyaç duyma sıklığına göre bu pilin ömrü değişiyor. Bir başka husus da MR cihazlarından bahsettim. Teknoloji gelişiyor tabii. Evet. MR uyumlu pillerimiz var şu anda. Eskiden çok ciddi bir sorundu bu. Birçok firmanın, pil firmasının MR'la uyumlu pilleri üretildi ve hastalarımız artık pili varken de MR cihazına rahatlıkla girip, çünkü yaşlı hastalardan bahsediyoruz, ortopedik problemleri oluyor, travma olabiliyor, MR ihtiyacı oluyor bu hastaların. MR uyumlu piller bu anlamda hastalarımıza ciddi konfor sağlıyor. Teknoloji demişken, yeni gelişmeler demişken, biraz da geleceğiyle ilgili bu hususta birkaç bilgi vermek gerekiyor. Artık kablosuz ve bataryasız piller üretiliyor şu anda. Yani kalbin bir boşluğuna bir aparat yerleştiriyoruz. Küçük bir aparat. Bunu kalıcı olarak yerleştiriyoruz. Ne hastamızın bu bölgesinde bir kesi var, ne batarya var, ne de kablo var. Batarya şu an için biraz uzak gelecek ama batarya yine var. Sadece kablo şu anda ortadan kalkmış bazı pil türlerinde. Elbette her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde değil bu yeni teknoloji. Zamanla bu muhtemelen gelecek yıllarda, önümüzdeki yıllarda kablosuz piller artık hayatımıza girmiş olacak tüm pil çeşitlerinde.